Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Size bomba gibi bir sürprizle geldik. Biliyorsunuz ki uzun zaman önce bir yumurta bulmuştuk. Bir samandağın altındaydı. Yaklaşık 4-5 tane yumurta vardı birbirine yapışık bir şekilde. Bir miktar makinede tutmuştuk. Başarısız olduğunu düşündüm. Oradan aldım. Hamza çok ilgiliydi bu konuyla. Sürekli soruyordu bana. Abi ne yaptın yumurtalar, ne oldu, gelişti mi, yumurta çıktı mı diye. Dedim Hamza ev ortamında büyük ihtimal çıkarlar. Dedim al sen bunları bir dene. Şansını bir dene. Ben yanamadım. Geçenlerde ulaştı bana. Yaklaşık bir haftalık. İki tane yavrusu çıkmış. Yani iki tane yumurta sağlıklı bir şekilde çıkmış. Evet. Ev ortamında, doğal ortamda çıkmış. Ben çok şaşırdım. Çok sevindim. Dışarıda yağmur yağıyor. Dedim amca gel bir mekana gidelim. Orada hem açıklayalım hem dedim yavruları gösterelim. Ben acayip mutluyum. Neden mutluyum? Böyle bir şey başarmak büyük iş. Evet. Çok büyük iş gerçekten de. Demek ki ev ortamında yani normal oda sıcaklığında yumurtalar konuşma süresi tamamlanabiliyormuş. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir deneyim yaşadık. Büyük bir deneyim yaşadık. Çok uzun bir süreçti. Normalde mesela bizde hani şöyle bir herhangi bir kaynakta bu yılanların konuşma süresi yazmıyor. Belki bazı yılanlardan bahsediyordur ama şimdi bu sonuçta yabani bir hayvan. Yabani bir hayvanın konuşma süresini bilmediğimiz için gelişim güzel bir süreçte uzun bir zaman sürdü. Fakat çıktı yani. Sonuca ulaştık. Şimdi şeyleri gösterelim. Yavruları gösterelim. Çok şirinler. Birlikte bakalım. Bir tanesini çıkartayım şöyle. Bu hangisiymiş bakalım. Hamza bunlara isim vermiş. Bu çizgili olan. Yaklaşık boyları kaçtır Hamza? O 20, 20 var mıdır? 30 civarı. 30-35. Var mıdır öyle? Yok ya. 20'dir. Ya. 25 belki 30'dur falandır. 30 civarı. Evet, evet, evet. Diğeri daha büyük diğerinden. Aa. Noktalı olan daha büyük. Fazla farklı çıktı yani. Bir de bak, daha önce mi çıktı bunda, Hamza? Bunda şurasında bir şey var. Çıkıntı var. Bakalım. Sanırım engel gibi bir şey. Ha çok bilmiyorum, hafif evet. Belki çıkarken oluşmuş olabilir. Hamza bunlar ısırma eylemi yapıyor mu hiç? Hiç yapmıyor bak. Ha, değil mi? Ozörük normalde ısırır falan. Çok saldırgan olur küçük hiç de olsa. Yapmıyor, hiç. Evet. Şimdi her yerimi ısıracak. Hem de bir kere de değil. Kaç kere ısıracağı belli değil. Ağza bak. Netlesene ağzı. Bak ağza bak. Hamza diğerini çıkar bakalım. Bir de ona bakalım. O yumurtadan çıktıklarında böyle biraz agresifti arkadaşlar. Bak bu biraz da şey. Biraz sıkıntılı bir arkadaş. Hamza yine şuraya getir. Şurada görelim. Getireyim. Çok güzel ya. İki tane yavrumuz olmuş arkadaşlar. İnanamıyorum yani. Çok şaşırdım. Valla çok da sevindim. Şimdi kış olduğu için Hamza bunları bir miktar bakma zorunda kalacak. Evet. Bahara kadar bakacak. Hamza bunları hiç besleme yaptın mı? Yaptım. Neyle besledin? Valla şimdi bazen tavuk göğsüyle besledim. Yediler. Yiyorlar yani. Evet yediler. Tamam salın sal şöyle ben çekeyim. Unkurdu verdim. Tamam. Unkurdu da yedi. Bir de arada böyle benim şey balıklarım vardı. Böyle gidici gibi duran. Tamam. Akvaryumda. Çok, onlardan çok, da verdim. Çok akıllıca, çok akıllıca. Onlardan da verdim. Tamam. Yani balıkta bir hastalık yoktu o yüzden. Hani ömrü falan bitiyordu. O yüzden hani verdim. Evet çok akıllıca. Yılan bir şey olmaz diye. Bence çok akıllıca Hamza. Hamza ben seni yani sana inanıyorum. Sen bu işi başaracaksın. İnşallah baharda bu yılanları... Diyen arkadaş çıkıyor. Evet yok. Çıkabiliyorlar mı peki? Yok ya. Fayansa salınca bile patinaj çekiyor. Değil mi? Zeminden evet. Zeminde zorlanıyorlar. Evet. Vallahi çok güzel bir süreç. Bence aynen çok güzel. Çok tatlı görünüyorlar. Hem küçük oldukları için de çok güzel. Yani şöyle bir şey olacak arkadaşlar. İnşallah bahar ayında bunları salmayı da çekeceğiz inşallah. Hep birlikte gözlemlemiş olacağız. Hamza çok fazla bir bağ kurma. bağ kurma. Ayrılması kolay olsun. Çünkü bunlar biliyorsunuz ki doğaya ait hayvanlar. Evet. Aynen bu şekilde. Arkadaşlar Hamza'da çıkım görüntüleri de var. Çok değerli görüntüler var. Selamlar arkadaşlar. Şu an aşırı mutluyum çünkü biliyorsunuz İbrahim abi bir yılan yumurtası kümesi bulmuştu hatırlıyorsunuz. Böyle 6-7 tanesi birbirine yapışıktı hatta daha fazla. Sonra bunlar kurudu. Ben de bunları böyle bir ortam yaptım. Yurt dışındaki yabancı kaynaklardan araştırarak yaptım bunu. Şöyle şey yaparsak. Yumurtanın sırası. Lezzetli olur. Şu an gördüğünüz üzere bu güzellik burada. Yani çok aşırı mutlu oldum. Umutsuzdum çünkü bunların çıkmayacağına dair. Şöyle göstereyim yumurta burada. Bu da burada. Bunlar çıkmış yani. Bir de şuna bakın. Bundan ne büyüklükte bir yavru çıkacağını bilmiyorum. Bundan büyük ihtimal çok salaklı bir yavru çıkacak. Bakın yavaş yavaş çıkıyor. Şöyle. Yumurtadan ayrılma süreçleri. Çıkım süreçleri yaklaşık biz daha önce konuştuk 5 saat sürmüş.
çıkım işi, çıkım olayı. Bunları da aralara sıkıştıracağız. Yani o görselleri de koyacağız. Bu edit tamamen Hamza hazırlayacak. Bu şekilde gözlemlemiş olurum. Çok sevindim. İnşallah dediğim gibi bahar ayına kadar Hamza'ya emanet, bahar ayında doğayla kavuşturacağız.